soracağız. Ben tabii, öyle mi? Soracağız tabii. Tamam. Ha. Şimdi beslenme ve diyet uzmanı çok hoş bir hanımefendi geliyor. Sevihan Akbulut hanımefendi. Genç kız demem lazım değil mi? Kaç yaşındasınız? 25. Oy maşallah tebarekallah. Benim de sizden bir yaş küçük kızım var. Yani o hanımefendiyi de doğurabilirmişim istesem. Ne kadar güzelsiniz teşekkür maşallah. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben size bırakıyorum. Burada çünkü bizden dedi ki oraya meyvelerimizi koyalım. Cipsimizi, efendim kayısımızı, cevizimizi, leblebimizi koyalım. Çok güzel şeyler paylaşacağım. Buyurun Sevihan Hanım. Tamam. Merhabalar herkese. Şimdi yaz yaklaşıyor. Herkes bir diyet yapma furyasına başladı ama çok yanlış şeyler duyuyorum. Çok aç kalarak diyet yapanlar, çok yanlış uygulamalar yapanlar tek tip oluyor. Beslenenler. Evet. O yüzden hani böyle her fırsatta böyle bir sesimi duyurayım istiyorum açıkçası. Birazcık işte nasıl aç kalmadan zayıflayabiliriz? Nedir bizim metabolizmamızı hızlandıran besinler? Ara öğünlerde neler tüketebiliriz? Birazcık bunlardan bahsetmek istedik. Şimdi hepsi de var. Hangi bir şeyden bahsedelim? Hepsi de var. Önce yani çocukların hepsinin elinde, sokakta oynayan çocukların hepsinde cips var bir kere. Yani nelerden kaçınmalıyız'ı önce konuşalım. Şimdi bir şöyle bilgi veriyorum ben de danışanlarıma. İşte böyle şaşırıp kalıyorlar. Diyorum ki bir bayanı örnek alalım. Mesela işte sizin bir zayıflama diyeti yaptığınızı düşünelim. Hiç düşünemiyorum öyle bir şey. Ben düşünün ben hep başlarım sonra bozarım. Ya işte böyle adı diyet olunca öyle oluyor. Aslında ne olsun benim, adı? Ya benim yazdığım mesela işte diyetlerde ay bu kadar biz yiyemeyiz çok diyorlar. Öyle yani mi? Sen, bana hemen yazın o zaman. Sen bir başla diyorum bunu yemeye. Tamam çok gelirse azaltırız diyorum. Hani çok da geldi diyen oluyor. Ay böyle hiç acıkmadan diyet yaptık biz yıllardır yapamıyormuşuz falan diyen oluyor. İşte önemli olan benim hani verdiklerimden daha az yemeyin diyorum. Hep ara öğünlere dikkat yemek ederek. Zorundayız. Evet. Peki ara öğünlere dikkat ederek. Zor olacak benim için çok yemek ama. Hocam gülmeyiniz. Evet. Şimdi şu yağ konusuna bir değinelim. Şimdi diyorum ki mesela sizin zayıflamanız için ya da işte burada oturan bayanların çoğunun işte yakındır kalori ihtiyacı zayıflamak için. Günde 20 gram kadar bir yağ almanız gerekiyor. Yani daha fazlasını alırsak çok fazla zayıflamadan. Sıvı katı fark etmiyor. Sıvı yağı herkes aman zeytinyağına su sağlıklı ben bunu yiyebilirim gibi bir düşünce öyle var ama fazlası yine fazla sonuçta. Yani zeytinyağı sadece sağlıklı bir yağ ama işte çok o günde yiyeceğiz. 20 gramı falan 25 gramı. Yani bir tatlı kaşığı kaç gram yiyeceğim? 5 gram. 4 tatlı kaşığı evet, yiyebilirim. Evet yani zayıflamak için yani aslında sabah kahvaltıda zeytinin üstüne zeytinyağı, limon, efendim kekik, pul biber döktüğümde bir dilim ekmeği bandırdığında 4 kaşık geliyordu. Şimdi zaten zeytinin 5 tanesiyle zaten bir tatlı kaşığı yağ almış oluyorsunuz. Ha. Bir de üzerine yağ koydunuz 2. İşte bir de kahvaltıda ceviz falan yediniz 3. Bitti. Yani bütün gün o zaman yemekler yağsız hiçbir olacak. Hiçbir şey evet yeme yani. O yüzden şu yağ kaynaklarımızı nerede kullanmalıyız? Yani sofraya oturduğumuzda işte hem çorba hem ana yemek hem pilav olursa ne oluyor? 3 yerden yağ gelmiş oluyor. Bir de bunun akşamı var. Peki kim icat etmiş? Yani mutlaka şu olacak. Önce çorba, efendim ara sıcak bilmem ne. Kim icat etti bizim de böyle oldu? Türk ondan sonra mı hastalandık biz Türk böyle şişmanladık? Türk kültüründe birazcık var maalesef. Yani Avrupa'ya gidiyorsunuz akşam yemeğinde sadece bir işte peynir ekmek böyle bir sandviçle geçiştiriliyor. Bizde öyle değil. Bizde ara sıcak işte mezeler, çorbamız, ana yemeğimiz, tatlımız, meyvemiz. Evet, pilav. Evet. Maalesef evet, çok hepimiz kötü. Buraya. Aslında ben niye geçtim? Ayakkabı ayağımı acıttı. Orada çıkaramıyorum. Burada ama şimdi herkes buraya. Ya ben de diyorum belki bana bir şey kalmaz. Evet. Yani burada beni şu anda cezbeden şu gün kurusu. Tamam ona geleceğiz. Bir şu yağı söylemeden geçmeyeyim. Şimdi böyle şey diyor aman bir şey yemedim bugün işte bir parça bir börek yedim işte bir tane de bisküvi yedim o kadar başka bir şey yemedim diyorlar. Halbuki bir adet bisküvi de mesela paketli alıyorsunuz içinden 8-10 tane çıkar onun işte isim vermeye gerek yok hepsi aynı. Onun bir tanesinden aslında siz 5 gram yağ falan almış oluyorsunuz. Bir bisküvi. Evet. Ne diyorsunuz? Evet. 3 gram 5 gram arası. Yani nedir? Bir paket bisküvi yediniz. 3'tür 5'tir çalın arkadaşlar. 3'tür 5'tir. Bir paket bisküvi yediğinizde şaka gün yani değil mi? Bunu şaka olduğunu söyleyin lütfen. Maalesef. Çünkü çayın içine böyle bisküvi batırıp yemek çok bir güzel tane oluyor. Tatlı bisküvi 50 kalori. Diyet bisküviler de mi aynı? Yok diyet bisküvilerin birazcık yağ ve şeker azaltılmış oluyor ama onları da kontrol tüketmek lazım tabii ki. Marka değil mi? Başağı çok olan
burçak tarzı. Evet. Ya da işte yağı azaltılmış oluyor. Yani kepek de ekleniyor ama yağ ve şeker de bir ölçüde azaltılmış oluyor. Petit bisküvi için bunu söylemiyorsunuz yok. Değil mi? Onda yağ onlar yok. Onlar işte çok kalorili. Hem yağ içeriyor hem şeker içeriyor. Ciddi misin? Evet. Bir paket mi yiyordun? Bir paketini ay, yediğinizde günlük yani yağ ihtiyacı hani, gidiyor işte. İşte bazı bisküvileri peçetenin üstüne koyun gerçekten yağ çıkıyor bırakın. Ama petitör bisküvi de... Çıkmasa da içinde var. Çıkmıyor ben onda i̇çinde. Yok zannetmiştim. Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Nasıl? Un, şeker, yağ nasıl yapılıyor? O yüzden işte ben hep diyorum ki... Size bir şarkıyı hediye edeceğim sonra. Yani. Yaktın, yıktın, kül ettin, erittin. Evet. Bunlar hep gözle görülmeyen şeyler. Yani yemek yemiyor. Şimdi ben benim hastalarımın yaptıklarını söyleyeyim. Öğlen yemeğinde bir şey yemedim diyor. İşte 4-5 kaşık sebze yemeği yedim. Bir dilim ekmek yedim o kadar diyor. Sonra ne oldu? Acıktı. Bisküviye saldırıyor. 5 çayında hadi bir şey olmaz. Şundan 1-2 tane alayım diyor. Bütün şeye gitti diyet. Halbuki peki benim ne kadar kalori ihtiyacım var? Şimdi bu yaşınıza göre ve bulunduğunuz şu an mevcut durumunuza göre değişiyor. Rica ediyorum. Evet. Ama bayanlarda ortalama... Bana ne oraya? Yaşla alakası bir şey söyledi. Evet. Bayanlarda ortalama işte 1400, 1500, 1600 yani kiloya göre tabii obezite boy durumunda bekliyor. Çok daha artıyor. Boy önemli, yaş önemli. Spor yapıyoruz. Spor yapıyor olup olmamak önemli tabii ki. Yani metabolizmanızın ne kadar hızlı çalıştığı tabii... Sabah 7.30'da kalktım. Pilates, süper. Kickbox... Ama aç karnına yapmıyorsunuz. Hayır. Tamam. Hemen ceviz aldım. 4 tane ceviz yedim. Ondan sonra 1,5-2 bardak da su içtim. Spora öyle başladım. Aslında yine yeterli değil. Öyle mi? Çünkü sabaha kadar kan şekerimiz düşüyor. Siz hiçbir şey yemeden, ceviz yağdır. Hani karbonhidrat içermediği için kan şekerini yükseltmez. Hmm. Dolayısıyla spora başladığınızda zaten düşük orada şekerle başlıyorsunuz. Orada su nereye duruyordu, yemedim. Yok, meyve yiyebilirsiniz veya çok... çok ağır olmayan bir kahvaltı yaparak başlayabilirsiniz. Meyve de şekerli. Ya da böyle şey gibi kahvaltılık gevreklerden belki tercih edebilirsiniz. En azından onu, yani kan şekerini yükselsin diye. O anlar mıdır nedir? Onu alerjim olduğu için öyle şeyler evet. Yemiyorum. Şimdi vicdanla peki. Söyle. Ha, vicdanlı olun. Bak vicdanlı tamam, olun. İkbal'ıma kilo yakışır mı yakışır mı? Bu halini nasıl güzel değil mi? Ben de bir soru yakışır ama yakışır. Sağlığı, vallahi yakışır. Benim 20 kilo fazlam var. Yakışır, 20, yakışır. Siz benim hiç o halimi görmediniz. Ben de öyle görüyorum ama. Eğer çok yedirip de zayıflatacağım diyorsanız zayıflatın. Ben senin o halini gördüm sanırım. O zaman... Birazcık şeylerden bahsedelim. Ara öğünlerden bahsedelim birazcık. Tamam. Şimdi ara peki öğünü... ne yiyeceğim bir dakika kahvaltıda? Gün içinde şimdi... 20 gram yağ ihtiyacım tamam. Var ama bunu 3'e mi böleceğim? Hani sabah tamam. Atıyorum. Sabah kahvaltıda... Peynir yediğim zaman da yağ almış tamam. Olacağım. Yok, onun yağını ayrı sayıyoruz. Yani bu bahsettiğim 20 gram yağ bizim ekstradan yemeklere kattığımız ya da işte yağ kaynağı Allah olan şeyleri yediğim. Teşekkür ederim. Ama tabii ki o süt ürünlerinde işte bütün yoğurt süt neyse onların hepsini yarım yağlı ve light tercih etmekte fayda var tabii ki. Yani nereden az yağ alsak o kadar iyi. Meltemciğim çok önde teşekkür ediyorum. Ama konu diyet. Önüme bunu efendim yerleştirdi. Al bunu ye dedi. Bisküvi deyince aklıma bu geldi. Belki evet. Yulaf ilgili... mı bu ne? Evet yulaf evet, yulaf. Bizim oralarda atlar yiyor. Estağfurullah. Doğru söylüyorsun. Değil mi? Tabii yo, sonra doğru. Sonra da at gibi güçlü olurlardı değil mi aslında? Oradan mı bakmam en pahalı lazım? Şimdi bu. En pahalı bu. Yok ya normal pahalı. Ekmek, normal pahalı ekmekten şey pahalı bunlar. Ha, evet ekmekleri birazcık normale göre ayıp şey etti, oluyor. Diyor ki, ama daha çok çok sosyete, sosyete şey çünkü bile. Uzun zincirli. Evet. Şimdi bu yulaf ezmesinden madem konu açıldı ara öğün seçeneklerimizden bahsedelim birazcık. Tamam. Şimdi bu yulaf ezmesini nasıl veriyorum ben? Ne zaman veriyorum? Ara öğünde yani ne demek ara öğün? Öğlen yemeğini yedik, akşam yemeği ne kadar geçen süreyi birazcık dengelemek, yani tam ortalamak lazım. Çok uzunsa bu süre iki kere de ara öğün yapabiliriz ama işte ortalama mesela 6 saat geçiyorsa öğlen yemeğinden 3 saat sonra tam iki öğünün arasında bir ara öğün saatimiz geliyor. Yulaf ezmesi çok tok tuttuğu için ben veriyorum. Nasıl tüketeceğiz? Bunu böyle kuru kuru değil. Allah razı olsun. Size koyacağım içine. Yapalım. Şöyle bir kase yoğurdumuzu içine. Şöyle. Tam fark etmez. Önce onu da koyabilirdik. Bu bir kase. Öğünlük mü? Bu bir ara öğünde 200 gram bir kase dediğimiz ya da bir su bardağı da olabilir. Hı, oradan da yola çıkabiliriz. Bu birazcık çok mu? Evet fazla. Bayağı bir tepeleme olmuş. Anca bir kase hocam ya tamam. Kendi gözlerinizle rica ediyorum. Light olsun. Hiçbir sıkıntı daha fazlasını tamam, yiyin. Peki. Tamam peki. 3 yemek kaşığı, çok tabii tepeleme yaptım. Benim kaşığım ama bu kaşığın dibi yok. Tamam. Yani dibi yok. Öyle tamam. Şey çukur ha, değil, doğru, rica doğru, ediyorum. Doğru. Bak, bak dümdüz. Doğru. Dümdüz bir kaşık. Gördün mü hocam? Tepeleme rica doğru. Ediyorum. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar. 2. 3 çıktı ağzından, 3 evet, koyalım. Evet, hadi 3 olsun. Koydum. Lütfettiniz, teşekkür ederim. Şimdi buna bir porsiyon meyve koyacağız.
bu meyve nedir bir porsiyon meyve? Çilek var, elma var. Kayısı koyacaksak mesela 3-4 tanesi. Elma zayıflama üzerinde yine etkili oluyor. Elma doğrayabiliriz, ananas doğrayabiliriz. Yani bu meyvemizi kendimiz değişik olsun diye. Armut. Evet. Bu şekilde doğrayarak bence kuru meyveler daha çok yakışıyor. Daha çok tat veriyor çünkü. Daha çok tat veriyor. Bu şekilde ceviz de koyalım mı? Koyacağız. Allah razı olsun. Şimdi cevizin, fındığın ve bademin zayıflama üzerinde yardımcı bize ama tabii mikserlerini belli miktarda tutacak. Mesela ceviz yiyeceksek 2 adet tüm ceviz. Fındık yiyeceksek 10 tane. Badem yiyeceksek 6-8 adet. Bir avuca 10 tane falan sığıyor galiba, yani evet, değil mi? Yaklaşık. Kaç tane? Perran Kutman'ın bir konuşması var. Tüm ceviz yani 4 yolu kırık olduğu için 4-5 tane yarım olabilir. 5 üzüm 1 fındık. 5 üzüm 1 fındık yerim diyordu. Ara oyunda mı yiyormuş o zaman? Bilmiyorum. Yani çok keyif alırmış. Yok, bir günde zaten bu işte ceviz, fındık, badem üçlüsünden birini tüketmek lazım sağlık açısından. Ben şimdi 12'de sadece çorba içtim. Çünkü yemekte hani ben tavuğun göğüs etini sevmem. Tavuğun göğüs eti ne vardı. Ne güzel dediniz. Biz de göğüs etinden şey yaptık. Hadi ya. Salata yapacağız. Sevemiyorum. Bak, ne kadar güzel bir tatlı oldu. Bir dakika, daha bitmedi. Daha bir şey mi koyacaksın içine? Reklamlardan sonra daha var. Yemeyeceğim, merak etme. Uğur Derin Dondurucu'nun sunduğu İkballi Hayatın içinden devam edecek. Kilim süper paketi sunar. Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 3'ü birden sadece 3.999 lira. Hay hay. Mobilde, internette ve temassızda. Hayatın daha hızlı akışı için Visa. Yıllarca onu çok beğendiniz. Onu çok sevdiniz. Ama onu hiç böyle görmediniz. Kaşmir'den yeni ve benzersiz bir koleksiyon. Kaşmir by DJ Kayak. Kaşmir. Cardin Concept'ten tek seferde yapacağınız 12.500 liralık alışverişe 102 ekran Samsung LCD TV hediye. Cardin Concept, evinizi daha çok seveceksiniz. Yumuşatıcıya gerek yokmuş, deterjana gerek yokmuş, çamaşır makinelerinde de kireç tutmayacakmış bundan sonra. Şimdi ilk Bay Gülpınar'ı çağırıyorum ve soruyorum. Hiçbir şekilde kimyasallarla muhatap olmadan çamaşırlarınızı tertemiz yıkıyorsunuz. Nanoteknolojik seramik toplar var. Kloru ayrıştırıyor, çamaşırlarımızın deforme olmasını engelliyor. 3000 Gauss'luk bir mıknatıs var. Bu 3000 Gauss'luk mıknatıs su moleküllerinin küçülmesine, çamaşıra nüfuz etmesine, oksijenin daha çok açığa çıkmasını sağlıyor. Nanomatik çamaşır topu aldığınızda 3 yıllık kullanım. Bir şey öğrendik. Bir parça, bir tanecik bisküvide ne kadar yağ var? 50 kalori, 3-4 gram yağ var. 3-4 gram ya, hatta 5 grama kadar, evet, attığını yani söylediniz. Büyükse yani büyükse kurabiye. Yani 4 tane bisküvi yesem gün içindeki bütün yağ ihtiyacımı. Yani ekstradan hiçbir şeye yağ koymayacağız anlamına geliyor. Yani evet, yoksa etin tabii kendi içindeki yağ var, sütün var, onları saymıyoruz. Onları saymıyoruz. Peki ara öğünde ne yiyeceğiz? Evet. Yulaf, evet, koyduk. Yulaf koyduk. Ona en önemli şey ekleyemeden reklama girdik. Tamam. Ne ekleyeceğiz? Tarçın ekleyeceğiz. Tarçını... Siz de bu tarafa geçin, tamam, istiyorsanız. Tarçını neden ekliyoruz? Çünkü pankreasımızda. Evet, tarçın. Buyurunuz. Şimdi tarçını şöyle mutlaka bir çay kaşığı kadar döktük. Tepeleme. Tabii, yani bak, hiçbir ben, şeye tepeleme demedi. Ben çok seviyorum. Tarçını tepeleme ben koydu. Ben bir yemek kaşığı bile koyarım yani ama tabii şey durumuna göre. Tabii bu karıştırınca daha şey olacak, homojeniz olacak. Şimdi tarçını neden koyuyoruz? Karıştırabiliriz. Tarçını birincisi şekeri çok güzel dengeliyor. Bizi o yüzden de uzun süre tok tutuyor işte.
İkincisi de metabolizmamızı hızlandırıyor. Yani tarçını ya çubuk şeklinde ya toz şeklinde bir şekilde beslenmenin içine. Evet. Zaten hani bizim geleneklerimizde de sütlaç yaptıysak, muhallebi evet. yaptıysak mutlaka üstüne koyuyoruz. Ama biz sebebini bilmeden bunu koyuyoruz. Ben yani sadece sütü bile ısıtıp mesela içine böyle çok azıcık bir Türk kahvesi ve tarçın koyuyorum. Beni saatlerce tok tutuyor. Yani bir bardak süt dersiniz ama tarçını koymayınca öyle olmuyor. Kendi üzerimde deney yaptım. Gerçekten çok etkili. Yani mutlaka tarçını bunun içine ilave edeceğiz. Demin bir seyircimiz şey sordu, şeker hastasıyım ben, yiyebilir miyim dedi. Şeker hastalarına bir kere tarçın zaten birebir. Ve karbonhidrat kaynağıyla, yani bu yulaf işte karbonhidrat içeriyor. Karbonhidrat kaynağıyla proteini bir arada aldığımız için şeker hastaları çok rahat tüketebilir. Yani tek başına meyve, işte tek başına böyle galeta, neyse karbonhidrat tek başına almak şeker hastaları için iyi bir şey değil. Şekeri çok hızlı yükseltir. O yüzden yanında mutlaka bir protein kaynağı olan işte süt veya yoğurt tabii ara öğünde et falan yemeğimize göre. Peki bir spor hocası gelmişti geçen senelerde programımıza, demişti ki İkbal Hanım çok önemli bir saat var. 3 saat dedi. Bu 3 saatin öncesinde de 2,5 saatin öncesinde yemeyeceksin dedi. Hatta yani 2 saatin öncesinde hiç yemeyeceksin. Diyelim 12'de ben yemek yedim. Kesinlikle 2'de bir şey daha yemeyeceğim. Ama 3 saati de geçirmeyeceksiniz. Evet. Yani 2,5-3 saat arası en ideal. Neden 2 saatten önce bir şey yemeyin diyor. Çünkü kan şekeri 2 saat sonra artık düşmeye başlıyor. Yani o 2 saat ancak yediklerimiz sindiriyoruz. Şekerimiz yükseliyor. Düşüyor. Bu 2 saat sürüyor. Bu 2 saat geçmeden yediğimiz şey depolanıyor işte. Şeker durumunuz nasıl şu anda? Şekerim normal ben. Böyle yüksek şekerim yok. Evet ben demin sordum. Şekeri, kolesterolü. Tost geldi mi? Tost yemiyorum. Demiyorum. Çay geldi, çay içmiş. Peki bu ara öğün çok güzel. Gelmişsiniz öyle. Ben onu sosyetik buldum. Biz daha halk şeyinden leblebi verelim size. Olur mu? Yok ben cevizden şey kayısını aldım. Kayısından. Şimdi ara öğünde leblebi de çok tercih ediyorum. Çünkü o da çok tok tutuyor. Yaklaşık bir çay bardağına yakın. Yani bir avuç eder bu. Bir çay bardağına yakın leblebi bir dilim ekmek kadar kalori içeriyor. Yani çok gözle büyütecek kadar bir şey değil aslında. Diğer kuru yemişlere göre çok masum. O yüzden meyvenin yanında hem de o meyve bazılarının midesini yakıyor. Onu dengelemek için bir çay bardağının yakın leblebiyi meyveyle beraber ara öğünde yanında da çayla çok güzel tüketebiliriz. Midenin asidini alıyor. Tabii o yüzden de işte o acıkma hissini. En güzel yiyecekler. Evet. Kabak çekirdeği hiç söylemeyiz ya, kabak çekirdeğini. Şimdi kabak çekirdeğini nasıl söyleyeyim? Şimdi kabak çekirdeği diyeceğim. Ay çekirdeği yiyeceğim. Kase kase yiyecekler bu sefer. Şimdi bir yemek kaşığı ayçiçeği. Ya gördün mü? Şimdi bir bilgi daha vereceğim. Şimdi yine çok şaşıracaksınız. Hadi hazırım şaşırmaya. Bir yemek kaşığı ay çekirdeğinde, yani içini sadece düşünelim. Bir tatlı kaşığı yağ var. Ay. Kendisi inanılmaz. Komple yağ yani. Evet. Ay sen ama söyle buradan. Ve zaten işte zeytinyağı ve ayçiçeği yağı nereden? Bir daha fazla çekirdek yeme. Ama kabak yani, çekirdeği yiyorlar. Lütfen paket okuma alışkanlığını edinin. Heh. Aldığınız bir kuru yemişin, yani kuru yemişiden değil de hazır paketle alıyorsanız 100 gramında ne kadar yağ var bir bakın. Yani 100 gram ay çekirdeği içinde 100 gram yağ mı var? Yani o kadar olmasa da bayağı %80'lerde herhalde vardır. Olmaz. Zaten ne zaman çekirdek yesem ertesi yani 100 gramı yaklaşık bir 600-700 kalori. Yani aslında hangi bir kuru hamburger menü kolasıyla patatesiyle 100 gram şey çekirdeğe bedel diye onu duymuştum. Evet. Daha önce Ümit Hoca söylemişti. Evet. O yüzden söylemişti. Lütfen hani bu kuru yemiş alışkanlığımızı bir kenara bırakalım diyorum ben. Kuru yemiş çok yeme ihtiyacı geliyorsa en azından işte cevizle ve leblebiyle bir de yanında meyveyle işte çay falan o şekilde akşamları geçiştim. Ama işte ben. O çekirdekte şöyle bir etki var. Yani bilmiyorum siz de aynı düşünür müsünüz? Çok canım sıkkınsa yani çatırdatarak yani stres atıyorum. Stres atmak için spor yani yapıyorum. Yani 2 ay spor da yapıyorum ama 2 ayda bir filan böyle bir oturup bir paketi bitiriyorum. 2 ayda bir yiyorsanız yine iyi. Bu kadar değil mi? Her bu kadar. Bak yiyeceğimiz ölçü bak o kadar. Yani şöyle bir avuçtan bile fazla. Şöyle bir avuç dolusu leblebi. Meyveyle beraber yine yanında çayla çok güzel bir ara öğün olabilir. Hatta yemekten sonra, akşam yemeğinden sonra bile verebiliyorum. Onun dışında meyve seçeneği olarak yaban mersini, kuru üzüm, kuru dut. Kaçırdınız. Kuru dut lafı peki. Tutuyorsunuz. Bir dakika kuru dutta da fark ediyor mu siyahı beyazı? Şimdi yok fark etmiyor. Yaban mersinin ve kuru dutun da zayıflama üzerinde etkisi var. Yağ yakıcı besinler arasındadır. Halbuki ne kadar şekerli. Ama bir yemek kaşığı tüketeceğiz. Normal yani dut. Bir yemek kaşığı yaban yaş mersini, bir porsiyon meyve ediyor. Taze dut. Taze dut. Ya işte siyah.
Biz dut zamanı beyefendilere gideceğiz tamam. Ha bir dakika, hiç öyle gelip de bir avuç kadar dut yiyeceğimizi zannetme. Şimdi diyetisyen burada anlattı diye. Buradaki... Vallahi o gün ne kadar bak, bulursam yerim. Işte. İkbalcığım bu kadar insan 5 misli olsa benim dutlar yeter. Bak ne dedim? 20 unutmayın kişi. Ama tamam mı bakın. Sayın Bardak oğlu. Bence hatta şimdiden tarihi belirleyelim, şuraya yazalım. Sonra biz size nasıl ulaşacağız değil vallahi mi hocam? Bak, tarih ne? Tarih 1,5 ay sonra işte. Bugün anca olur yani. 15 Haziran. Bakın şey açar mısınız ya bir takvimi cep telefonundan? Bir dakika hocam. Sevgili bizim Bardak oğlu bundan evvelki Diyanet İşleri Başkanı ve yardımcıları 15-20 tane hoca biz gittik Çatalca'nın bir köyünde cami açtık. Oradan da çiftliğe davetim. Tam dut zamanı. Allah kalbime göre ölmüş. Ben de 3 ağaç, 7 ağaç var da 3 ağaç Türkiye'de yok. Tamam. Böyle böyle simsiyah. 13 Haziran Çarşamba. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Evet. 13 Haziran Çarşamba günü yine Nuri Sesi Güzel burada olacak. İnşallah. Programda. Biz İnşallah. Buradan otobüse bineceğiz yayın sonrasında. Tamam. Hep beraber gideceğiz. Mangallar orada hazır olmuş olacak. Tamam. Tamam. 13 Haziran'ı not edin. Allah nasip ederse. Yazsın. Tamam ben yazdım evet, inşallah. Yazın. Tamam. 13 Haziran. Yazın. Evet buyurunuz. Evet. Çayla leblebi dedim. Benim dediklerimin tam tersini söylüyorsunuz ya. Olmuyor böyle. Ama ta 1,5 ayda bir. 1,5 ayda bir ya. Vallahi yani bir de dut diyorsunuz yani. Riskli meyvelerden. Sen de gel bak işte oraya. Beraber gel. Heh. Hangisi faydalı hangisi var ona göre söyleyeyim. Yani faydası desem yemeyeceksiniz. Biz de yani. Sonra çarşafı tutacağız, içine oturtturacağız. Biz kendimiz yiyeceğiz dutları ama size bir avuç kadar ancak vereceğiz hanımefendi. Yok, kilo sorunu olmayanlar aynı ya, şekilde. Tabii çok abartmadan, hani ben her şey kararında güzel, mantığında bir insan olduğum için. Kilo sorunu olmasa da kız abartmadan yemek lazım sonra. Tabii ki. Tamam. Yok merak etme, ciddiye almıyoruz diye sakın ha düşünme. Yok, estağfurullah. Yani bizi... Öyle bir şekilde yönlendir ki aç kalmayalım. Allah'ın yarattığı bu güzelliklerden de mahrum kalmayalım. Tamam, tamam mı? Tamam bir şey daha geldi aklıma onu söyleyeceğim. Tamam. Şimdi şu şeyi atlamayalım. Yaban Mersin'in bir yemek kaşığı bir porsiyon meyve eder. Yani bir porsiyon meyve ne demek? Şimdi bir tane bir küçük boy elma da yeseniz aynı şey. Bir yemek kaşığı yaban mersini de aynı şey. Aynı şekilde kuru dut yine bir yemek kaşığı. Kuru üzüm bir yemek kaşığı. Bunlar da meyve haklarımız yerine kullanılabilecek çok güzel kuru meyvelerimiz. Yani bu şeyin içine de yoğurdun içine de katabileceğimiz yani 12'de meyveler. Yemek yedik. Aha. Şimdi 3 saat geçmedi. Yaklaşık 2,5-3 gibi bir ara öğün yapacağız. Ondan sonra 6.30 gibi de akşam yemeği yiyeceğiz. Eğer akşam yemeği saati çok geç yani 8.30 falansa o zaman 12'de de öğlen yemeği yiyen bir bireyi o kadar saat aç bırakmayız. 2 kere ara öğün yapar. Birinde sadece meyve yer, ikincisinde de böyle. Sadece meyve peki hipoglisemisi olan veya şeker hastaları için önerilen bir şey midir? Şeker hastaları için değil. Değil. Şeker hastaları tek başına meyveyi tek başına karbonhidrat tüketemez. Mutlaka yanında, yanında ne olmalı? Yanında mutlaka süt veya yoğurt gibi bir protein kaynağı olmalı. Peki. Biz normalde sadece elmayı veriyorduk. Ondan sonra da elimiz ayağımız evet, dolaşıyor. Evet yani şimdi kan şekeri yükseliyor. Çok çabuk yükseldiği için çok çabuk düşüyor. O daha da beter oluyor. Daha insan. Da çok acıkıyoruz. İşte insanın böyle şekeri düştüğü için bayılmalar oluyor. Böyle bir hemen yemeğe saldırmalar oluyor. Ve bir oluyor. De şöyle bir şey hani eskiden öyleydim. Şimdi kontrol ettiğim için çok şükür öyle bayılmalarım falan olmuyor. Yani hemen ağzıma 2-3 tane kesme şeker veriyor arkadaşlarım. Evet. Yani güya ben zayıflayayım diye az yiyip efendim aç kalıyordum. O şeker bütün gün boyunca almaktan çekindiğim şekeri zırt diye bana veriyordu. Bir de tekrar çıkıyor şeker. Evet. Yani ne oluyor? Zikzak şeklinde böyle bir düştü bir çıktı. Yıpratıyor bir düştü, değil mi o bedeni? Yani bu şekerdeki bu düzen hani zikzak şeklinde değil de şöyle dalgalı indi çıktı. Bu kiloyu da korumamıza yardımcı. Evet. O yüzden işte diyorum dutun böyle birden fazlasını yediğimizde şekeri birden fırlatacaksınız. Biz merak etmeyin. Yanımıza tamam, birer kase yoğurt alacağız tamam mı? 10 dut bir kaşık yoğurt. 10 dut bir kaşık yoğurt. Yoğurt da benden. Yoğurt da benden. Türkü zamanı mı, eser zamanı mı yoksa akşam yemeğinde ne yiyeceğimizi de sorayım mı Sevihan Hanım'a? Onu da soralım öyle bitirelim istiyorlar. Peki. Akşam yemeğine gelmeden önce bir şey de aklıma geldi. Keten tohumunun da duymuşsunuzdur zayıflama üzerine etkisi var. Bir yemek kaşığı keten tohumunu yine gün içinde tüketebiliriz ama ara öğünde. Yani yine şu yoğurdun içine katarak belki yulaf yerine. Hafif. Ezerek. Evet ezilmiş keten tohumu yine meyvemizi ekleyerek tarçınımızı ekleyerek yine bir ara öğün yapabiliriz. Sadece dışarıdaysak sadece meyve süt de bir ara öğün olabilir tabii ki ama hani evde çok acıkmayalım diye daha çok
tok kalmak için bu önerilerde bulunduk. Hı hı. Şimdi akşam yemeğine geldik. Yeni mi geldik akşam yemeğine? Yeni geldik. Şimdi mi geldik? Ara şimdi. Öğündeydik. Şu ana kadar ana yemekteyiz. Ara öğün yedik. Neyse abi. Devam et bakalım şimdi. Şimdi akşam yemeğinde tabii çok geç saatte yememek hep söylüyoruz. Biraz dengeli. Öğlen çorba içildiyse akşam kesinlikle ben çorbayı vermiyorum. Hı hı. Ya da bir pilav makarna gibi bir şey yenecekse çorbaya gerek yok. Hani öğlen de içmediyseniz gerekiyor. Çorbada çünkü sen mutlaka yağ var. Makarnayı seversin. Severim ama yememeye çalışıyorum. Bir de mesela ben burada basın. Tarhana çorbasının dışında pek çorba içmemeye özen gösteriyorum. Özellikle çünkü dışarıda çok kremalı yağlı oluyor. Oluyor. Evet. Bir de lokantalarda her lokantada maalesef iyi yağlar kullanılmıyor arkadaşlar. Kullanılıyor ve çok yağ kullanılıyor. Yani sizin adını bile bilmediğiniz enteresan yağları kullanan evet. Restoranlar var maalesef. Sen Zekeriya Ünlü'ye buradan mesaj verelim. Urfa'dan dövme çorbası deriz biz, dövme. Oo, çok yarma. Süzme yoğurt, abi yarma. Süzme yoğurttan onu yapar. O gün o da gelsin ya, oraya ufak, hocam, bak, hep beraber. Sereler bezinize ya, kurutular. Çok güzel olur. Şimdi yağ da kızartmıyoruz. Öde çok uyuyor. Lütfen. Ya evet, ayıp oluyor Sevin bana. Sevin Hanım varken ona saygı gösteriyoruz, rica ediyorum. Evet. Peki, akşam yemeğini de söyleyecek ama siz kaç beden giyiyorsunuz şimdi? Ben 38. Bazen bir boyum olduğu için bazen böyle kısa gelirse 40 falan. 38. Şimdi ben sizin yaşınızdayken, 25 yaşındayken 7 yaşında çocuğum vardı. Ha. Ama ben de 38 beden giyiyordum. Ha? Yani eskiden... Ben seni o zamanla hatırlıyorum. Sen evet, kızıyorsun bir de. Kızmıyorum hocam. Ha. Ne kadar güzel o zamanlarımın hatırlanması. Konuşma sen ya. Rica konuşma. Ederim. Sen benim şimdi, gözümle göreydin bir de. Ben... Estağfurullah Elazığ. Şimdi mesela 2-3 kilo alıyordum. 2-3 gün rejim yapayım hemen onu bırakıyordum. Evet, çok ne zaman oluyor benim metabolizmam, yani herkes için ortalama bir yaş, ne zamandan sonra yavaşlıyor da eskisi gibi hareket etmem veya işte rejim yapmama rağmen veremiyorum? Şimdi her yaş metabolizmi biraz daha yavaşlatır ama kritik sınır ne? Daha çok 30 yaş. Yani 30 yaşı geçtiğimizde metabolizmamız ciddi anlamda yavaşlamaya başlıyor. Bir de bayanların maalesef menopoz gibi bir sıkıntısı var. Menopozdan sonra gitgide yavaşlamaya devam ediyor. Menopoza mı? Zaten sizin alakanız yok hocam. Pardon. Erkekler antropoza giriyor. Bir de hani metabolizmanın yavaşlamasından ziyade menopozdan sonra tabii kolesteroller de yükseliyor. Bugün çok eğlenceli bir program oldu ama ya. Dolayısıyla ne oluyor? İşte menopoza kadar çok zayıf, işte 36 beden, 34 beden gençlik geçiren bayanlar birden böyle ne oldu bana diyor, simitler çıktı, göbek çevresi hemen yağlanmaya başlıyor. Onun sebebi artık östrojen salgılanmadığı için östrojeni korumasından çıkıyoruz ve hani erkekler gibi hani o armut tipinden çıkıp elma tipi yağlanmaya giriyoruz ve hemen bütün aldığımız kilo göbek etrafına gidiyor. Eyvah eyvah. Hmm, akşama evet, geldik. Akşama geldik. Dediğim gibi çok geç saatte yiyorsak daha böyle salata, ızgara ağırlıklı. Öğlen etimizi, tavuğumuzu yediysek akşam biraz daha sebze ağırlıklı beslenmek. Peki bunu evde büyüme önemli çağında bir çocuk var. Buna biz çoğu zaman karar veriyoruz ama çocuğumuzun da iyi beslenmesi lazım. Aslında çocukların onu da mı böyle yaşamayı öğreteceğiz? Aslında evet, iyi beslenmesi için şimdi protein ihtiyacı belli. Sebze alması lazım, meyve alması lazım. Yani hem öğlen hem akşam et yemesine aslında gerek yok. Çünkü bu sefer sebzeyi nasıl alacak bu çocuk? Dolayısıyla ona da bir öğün, işte okuldaki artık beslenmesine göre bilmiyorum ne yiyebiliyor, yemekhanesi mi var yoksa sandviç mi götürüyor. Ona göre mutlaka evde bir sebze yemeğini bulundurmakta fayda var. Yani öyle sadece çocuk işte et yesin, süt yesin, yoğurt yesin, yumurta yesin değil. Yani sebze de alması proteini lazım. Proteini bulamayacağız. Evet, proteinle böbreklere de yük bindirmiş oluruz zaten. Hı. Aralara da mutlaka aynen bu ara öğünleri çocuklara da uygulatmak lazım. Çünkü beyin glikozu yakıt olarak kullanıyor. Siz 12'den akşam 8'e kadar, yani çocuk da aynı şekilde ara öğün yapmazsa, eğer bir şey yemezse kan şekeri çok düşüyor ve onun, bu sefer ne oluyor? Yani siz arabaya benzin koymadan arabadan gitmesini oyun bekliyorsunuz. Oyun odasında her zaman bir kase bulunduruyorum. Evet. İçinde işte hani kaju fıstığı veya yer fıstığı, aha, üzüm olan, fındık olan, hani insanın görmeyince çok da aklına gelmiyor ama evet, Efe görüyor onu mesela. 2-3 tane alıp alıyor, atıveriyor. Bir de ona kuru meyve ekleseniz onu da biraz daha rahat tüketir. Üzüm. Evet, kuru üzüm yine kayısı, bu saydıklarımızdan. Ama peki, çocukların da mutlaka arayın yapması çocuklarına cips lazım. Sürekli ödül olarak alan, akşam eve gelirken cips götüren annelere ne şimdi diyeceksiniz? Onları
tabii ki mümkün olduğu kadar kısıtlamak lazım. Ben daha ziyade evde yaptığımız kekleri, evde yaptığımız poğaçaları tercih ediyorum ve hep bu öğlenle akşam arasındaki ara öğünde verin diyorum. Yani çok abartmadan mesela kek yiyecek, bir dilim kek yanında bir bardak süt. Tamam. Poğaça yiyecek, bir tane ev poğaçası yanında bir bardak sütle. Ya da çocuklara da bitki çaylarını içirebiliriz çok abartmadan. Özellikle ıhlamur gibi işte rezene, ada çayı bunların hepsi çocuklarda kullanılabilir. O şekilde de ara öğün yapabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk tanıdığımızda sizi. Ne kadar güzel genç bir kız bize neler anlattı. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yine bekliyoruz. Evet artık. Sabah ne yiyeceğiz? Allah kerim. Sabah ne yiyeceğiz? Sabah da bir şey söylesene belki. Sabah ne yiyeceğiz? Sabah ya peynir ekmek ya da işte yumurta ama çok böyle tereyağını falan koyarak yapmayacağız tabii. Biz çorbasız yatamayam ben. Çorba sofraya oturmam. Allah Allah. Mutlaka çorba az tamam. Olsa yarım kase çorbayı içeceğim. Yarım kase içebilirsiniz. Yine peynirinizi yiyin. Bir dilim ekmekle kombin yapabilirsiniz. Süremizi yemeyelim. Süremizi yemeyelim. Hadi alkışlarla öyle sezindim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.